Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte yeni bir ön satışı değerlendirme alacağız. Proje içeriği hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Onlardan ön satışlar hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videoyu atlamadan izleyin. Şimdi bu ön satışı yapmadan önce sizlerle birlikte Telegram'dan bunun bir anketini oluşturdum ve çoğunluk olarak ön satışa katılalım şeklinde bir isteğiniz oldu. Bunun sebebi ise arkadaşlar henüz bir partnerlerinin olmaması bu ön satışta. Hatırlarsanız biz StudentCoin'e katıldığımızda StudentCoin arkasında Coinbase borsası vardı ve bu da bizler için yeterliydi. Bizleri üzmeyecek miktarda alım yapmıştık. Yalnız bu projede hali hazırda bir partner yok. Yalnız görüştükleri kişiler olduğunu bizlere belirttiler ve bunun haberleri ileride yapılacakmış. Ben sizlere zaten şu an yol göstergesi üzerinden bilgilendirmesini yapacağım. Hemen şöyle web sayfalarını açıyorum. Arkadaşlar ben bu web sayfasını falan hepsini açıklama kısmına koyacağım. Nasıl üye olabilirsiniz, referans linki falan hepsi açıklamada olacak. Coin'imizin adı IP Coin olarak geçiyor. Kendi bankanızı oluşturun şeklinde bir sloganları var. Hemen şöyle aşağı indim arkadaşlar. Bir mobil uygulamaları var ve biz bu uygulama üzerinden kripto paraları exchange yapabiliyoruz. Alt sat yapabiliyoruz, transfer yapabiliyoruz şeklinde bir proje arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı indiğimde ise burada uygulamaları henüz oluşturulmamış. Yakın zamanda bizlere sunulacak. Burada yol göstergesi var. Ben bu yol göstergesini sizlere arkadaşlar hemen şu white paper üzerinden hızlı bir şekilde göstermek istiyorum token arzıyla birlikte. Burada projenin içeriği bulunuyor. Translate üzerinden çeviremedim arkadaşlar resimli olduğu için. O yüzden buradan İngilizcem yettiği kadar sizlere bilgilendirme yapacağım. Şimdi maksimum arzımız 10 milyar adet. Bunun %50'si kilitli arkadaşlar. Kalan kısımlar ise Log 1, Log 2 yani kilit 1, kilit 2 şeklinde ayrılmış %15, %15 şeklinde %10'luk bir dilimi ön satışta bizlere verilecek. Hemen burada %2,5 airdrop ayrılmış, %2,5 ise takıma ayrılmış arkadaşlar. Burada %5 ise marketine, market kısmına ayrılmış şeklinde bizlere gösteriliyor. Hemen şuraya açalım. Şurada dipte biraz bilgi var onu söyleyeyim. Şimdi %50'lik kilitli olan kısım arkadaşlar bunun 5 milyar kadarı yakılacakmış şurada söylendiğine göre. Onun dışında kalan 2,5 milyar adedi ise Binance Smart Chain ağında depolunacakmış. Hemen aşağı indirirse kilit 1 yani 1,5 milyar adet ise Mayıs 2023'e kadar kilitli kalacakmış sistemde. Kalan kilit 2'dekiler ise yine %15'lik bir dilim. Bunlar ise Mayıs 2027'ye kadar kilitli kalacakmış ve bu ön satışta satılmayan kısım yani %10'luk kısım eğer komple satılmazsa bunlar yakılacakmış ki satılacak gibi duruyor. Hemen şöyle aşağıya inelim arkadaşlar. Bu kısımda işte maksimum dolaşımdaki supply'nin 1 milyar 50 milyon adet olduğunu bizlere söylüyor burada. Yani ön satıştan sonra arkadaşlar maksimum dolaşımda 1 milyar adet olacakmış. Ben şuradan roadmap'tan sizlere detaylı bilgisini vermek istiyorum. Burası biraz önemli. 2021 Q1 yani Quarter 1 arkadaşlar. Burada ise coin'i oluşturmuşlar. Q2'de yani çeyrek 2'de ise arkadaşlar ön satış başlamış ve bir airdrop olayı olmuş. Onun hemen ardından arkadaşlar launch stack'in kilit sistemini açacaklarmış. Hemen ardından arkadaşlar bir exchange listing olacakmış ki bunda bilgilendirme sizlere Twitter'dan verdim zaten. Bunlar Uniswap ve Pancake borsaları olacak. Bu borsalarda listelenecek ki biz oradan satımını gerçekleştirebileceğiz. Tabi umarım scam çıkmazsa çünkü bu projenin arkasında değilim ama yine de bizlere ufak miktarlarda yatırımla kar bırakabilir. Bu projelerde ufak bir risk alacağız. Şurayı anlatayım onunla ilgili bilgi vereceğim. Burada işte 3. çeyrekteyiz arkadaşlar. Mobil uygulamayı sunacaklarmış. Hemen ardından yeni bir web sitesi diye belirtilmiş. Burada ise ekosistem oluşturulacakmış. Ardından ise büyük bir listelenme haberi gelecekmiş. Çeyrek 4'te ise kendi chain ağlarını oluşturacaklarmış. 2022'nin ilk çeyreğinde. White paper ile ilgili şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar ön satışlarda şöyle bir şey var. Eğer bir ön satışın bir projenin arkasında sağlam partnerler, sponsorlar yoksa o proje pek fazla güvenemeyiz ve asla ama asla sizlere yüklü miktarda yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bakın yatırım yapmayın fazla miktarda. Bunu buradan söyleyeyim. Bu projenin arkasında sağlam partnerler yok hatta hiç yok. Ben görüştüm adminlerle. Şu şekilde görüştükleri partnerler varmış, sponsorlar varmış ama şu an hala hali hazırda resmi de bir şey yok. Ama olacakmış sözde ilerleyen günlerde. O yüzden dolayı biz küçük miktarda bir alım yapacağız. 50 max 100 dolarlık bir alım yapacağız. Ve bunu önümüzdeki günlerde arkadaşlar PancakeSwap'tan veyahut Uniswap'tan satımını gerçekleştireceğiz. Onunla ilgili detaylı bilgilendirmesini zaten zamanı gelince ben sizlere yapacağım. O yüzden bu tür ön satışlar riskli olabiliyor. O yüzden dolayı az alım yapıyoruz. Takım arasında sıkıntı çıkabilir. Dediğim gibi proje scam çıkabilir. Yani çöp çıkabilir. O yüzden dolayı bizleri üzmeyecek miktarda alım yapacağız. Ben hemen sizlere nasıl alım yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi alım yapmak için şuradan ön satışa katıl diyorum.
Arkadaşlar burada fiyatımızı görüyoruz. 0.305. Buradan e-mail doğruluyorsunuz zaten kayıt yaptığınız sırada. Gereksiz kutusunu falan kontrol edebilirsiniz. Orada düşebiliyor mail. Kimliğinizi doğrulamanıza gerek yok. Eğer yüklü miktarda alım yapmayacaksanız 5000 dolar ve üzeriydi yanlış değilsem. Burada satılan token miktarı 111 bin dolar. Burada hedef 500 bin dolarmış. 15 gün gibi bir süre var arkadaşlar. Tahminimce bu süre bitmeden komple ön satış bitecektir. Hemen şuradan token'i al diyorum hızlı bir şekilde. Burayı ben baya bir bakındım arkadaşlar. En mantıklısı BNB gibi duruyor. Biz Binance'dan direkt buraya BNB ile alım yapabileceğiz. Hemen şuradan şuraya bir 1000, 10.000 yaptım. Şöyle de 100.000 oldu arkadaşlar. Binance'dan buraya para aktarınca arkadaşlar bizim aktarabileceğimiz minimum miktar 0.1 BNB olarak geçiyor. Yani şu miktarı eşitlememiz gerekiyor. Onun için de hemen şurayı şöyle yapalım. Şuraya bir 5 yapalım arkadaşlar. Şu an 1 BNB geçti. Siz ne kadar yollarsanız sistem size o kadarlık coin verecektir. O yüzden yolladığınız bakiye buradakiyle eşit olması gerekmiyor. Yani öyle bir koşul yok. Bu Student Coin'de öyle bir koşul vardı arkadaşlar. Parçalar şeklinde satıldığı için yalnız bunda öyle bir olay olmayacak. Şurada %30'luk bir kar marjından 45'ine de token verilecekmiş bana ve toplamda alacağım sayı ise 195 bin şeklinde oluyor. Ben ise 150 bin adet siparişi vermiştim. Buradan adeti girdikten sonra şuradan make payment diyorum. Buradan gelen kısımda kripto ile öde. Şurayı onayla diyorum. Ardından devam et diyorum. Şimdi bu kısımda arkadaşlar şu adrese gönderim sağlayacağız. Buradaki adet kadar. Hemen şuradan Binance'ı açıyorum. Buradan cüzdan özeti diyorum. Hesabınızda BNB olması gerekiyor. BNB alımını yaparsınız arkadaşlar. Ben de zaten halihazırda biraz bulunuyor ama şuradan çekme diyorum. Şuradan coin kısmından şuradan BNB'yi seçelim hızlı bir şekilde. Şuraya adresi yapıştırıyorum. Ardından da arkadaşlar Binance Smart Chain ağını seçiyorsunuz. Bakın BIP 2 değil arkadaşlar. Zaten sistem onay vermeyecektir. Buradan Binance Smart Chain'i seçiyorsunuz. Buradan minimum miktar 0.1 adet gönderilebiliyor. Hemen şuradan 0.1 yapalım. Burada adedi girdikten sonra arkadaşlar hemen gönder diyorum. Şu adresi kontrol edin. Bakın EC 9F şeklinde bitmiş adres. Adresin doğru olduğundan emin olun. Bakın EC 9F şeklinde. Tamam güzel adresimiz doğru. Hemen şuradan gönder diyorum. Buradan kodları hızlı bir şekilde gireceğiz. Kodları girdikten sonra gönder diyorum. Gönderme işlemi başarıyla yapıldı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız MetaMask gibi cüzdanlardan gönderim sağlamış. Onlar için hızlı bir şekilde bilgi vereyim. Cüzdanımızda neden token görünmüyor diye bir soru sordu. Şöyle arkadaşlar tokenler bu sitede kalacak. Yani siz tokeni hemen öyle çekemiyorsunuz. Burada kalacak arkadaşlar. Ön satış bittikten sonra muhtemelen bu PancakeSwap borsalarına çekip oradan da satış işlemini gerçekleştireceğiz. Onunla ilgili henüz teknik bir bilgi verilmemiş, net bir tarih yok. Bunun için sosyal medyayı takip ediyoruz. Ben zaten durumla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. İlerleyen günlerde şimdilik bekleyeceğiz. Hatırladığınız üzere hemen şuradan alım yaptığımız kısımda şuraya yeniden açayım. 15 gün boyunca biz bu tokene karışamayacağız. Ne yazık ki bakın şurada 15 gün boyunca ön satış açık kalacakmış. O yüzden dolayı burada kalacak bu tokenler. Şimdi arkadaşlar bu ön satış işlemi gerçekleşirken biz hemen MetaMask'tan bir cüzdan adresi oluşturalım hızlı bir şekilde o sırada beklemeden. Arkadaşlar MetaMask'a giriş yapıyorsunuz. Ardından buradan şu kısımdan Binance Smart Chain ağını seçiyorsunuz. Binance Smart Chain'i seçtikten sonra arkadaşlar bakın şurası sizin adresiniz oluyor. Şu adresi kopyalayın. Tamam mı abi? Şurayı kopyalayın. Hemen ardından şuradan transferlere geri geliyorum. Şuradan pay kısmına geliyorum arkadaşlar. Buraya adresimizi girelim. Ön satış bittikten sonra bizim coinlerimiz bu adrese yatırılacak. Bu adresin doğru olduğundan emin olun lütfen. Bakın AB OX şeklinde siz bunu MetaMask'tan kontrol edebiliyorsunuz. OX ile başlamış. AB ile bitmiş. Tamam sıkıntı yok. Buradan ödemeyi onayla diyorum. Tamamdır. Ödeme onaylandı arkadaşlar. Ortalama 6 saat içinde geri dönüş yapılacakmış. Bununla ilgili bir mail alacakmış arkadaşlar. Tamam transferi tekrardan görüntüle diyorum. Transfer detayları burada. Evet arkadaşlar şu an bakiye benim hesabıma geçti. Bunun geçmesi biraz uzun sürdü. Arada da benim birkaç işim çıktığı için video biraz uzadı. Bu saatlere kadar kaldı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız ben 0.12 BNB yollamıştım.
bir emir vermiştim. Ancak ardından Binance'ten biraz daha az yollamıştım. Ve buna takabül eden coin miktarı hesabıma aktarıldı. Şurada da bonus miktarı görülüyor. Şimdi bunları arkadaşlar MetaMask cüzdanınıza çekeceğiz. Tabii bunun için ilk başta ön satışın bitmesi gerekiyor. Hemen şuradan MetaMask'ı açalım. Eğer MetaMask hesabınız yoksa nasıl açacağınızı bilmiyorsanız, Binance Smart Chain'i nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar benim kanalımda arkadaşlar hemen şu kısımda bakın Crossbet ilk ön satışında whitelist'e katılıyoruz ve bunun için MetaMask'ı sizlerle birlikte yeni bir hesapta sıfırdan kurdum. Ardından Binance Smart Chain'i ekledim. MetaMask hesabınız yoksa buradan onu açıyorsunuz. Hemen ardından şuradan satışımıza geri geliyoruz. Şuradan MetaMask'ı açıyorum. Buradan Binance Smart Chain ağını seçiyorum. Aşağıya indim. Jeton ekle diyeceğim. Buradan özel jeton diyorsunuz. Buraya arkadaşlar adresi yapıştırıyorsunuz. Zaten direkt seçenekler çıkıyor. Ben bu adresi sizlere açıklama kısmından vereceğim. Ancak bu adresi arkadaşlar Telegram grubunda da ulaşabiliyorsunuz. Şuradan sonraki diyorum. Gördüğünüz üzere şu an jetonum buraya geldi arkadaşlar. Bu adresime ön satış bittikten sonra şuradaki tokenlerin hepsi aktarılacak. Ondan sonra ise biz bunun satışını swap borsalarından gerçekleştireceğiz. Bu videomdan şimdilik bu kadar. Umarım her noktayı açıklayabilmişimdir. Kaçırdığım bir yer olduysa veya sormak istediğiniz bir nokta olduysa lütfen aşağıdan yazın, yardımcı olmaya çalışıyorum ve lütfen videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. İçerisinde çok önemli bilgiler verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı, tuşunu aktif hale getirip yorumlarda görüşeceğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.